Efendim Eko Türk TV ekranlarından tekrar herkese merhabalar. Bu sefer de Yatırım Dünyası programı ile karşınızdayız. Borsa İstanbul'da hafif çaplı bir geri çekilme varken dolar TL'de 15 seviyenin üzeri test ediliyor. Bu gelişmeleri konuşacağız ama ilk etapta muhabirimiz Tuğba Aşıcı'nın yanında MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı var. Kameralarımızı Tuğba'ya çeviriyoruz. Tuğba, söz sende. Teşekkürler Eren Can Umut. Biz şimdi Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. MÜSİAD'ın 32. yıl dönümünde Türkiye'nin gücü ödüllerini dağıttı bugün. Yanımızda da MÜSİAD'ın Genel Başkanı Mahmut Asmalı var. Başkanım hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. İlk olarak bize ödüllerle alakalı, bugünle alakalı yorumlarınızı alabilir miyiz? Tabii. Bugün bizim için gerçekten çok anlamlı bir gün. Bundan 32 yıl önce 12 vatansever iş adamı 9 Mayıs 1990'da MÜSİAD'ı kurdu. O 12 kişiyle başlayan yolculuk bugün 12.500 kişilik çok güçlü bir aileye döndü. Biz de istedik ki bugünü yad edelim. Hem de geçmiş dönemde 18 kez verdiğimiz işte ekonomi basını başarı ödülleri, bilgi teknolojileri başarı ödülleri gibi farklı kategorideki ödülleri de bir ödül çatısı altında birleştirelim ve Türkiye'nin gücü ödülleri başlığı altında ödüller verelim dedik. Tam da bugüne denk getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız da programı müsaitti. Bugün hep beraber adeta MÜSİAD'ın kuruluş yıl döneminde çok güzel bir bayram havası yaşadık. Dolayısıyla bizim için çok anlamlı, çok güzel bir gündü bugün. Nasıl geçti peki ödül töreni sizce? Çok iyi geçti. 9 kategori oluşturduk. 9 kategoride ödül alanlarımız oldu. Bunun yanında da ilk ve son kez bir daha da vermeyeceğimiz Türkiye'nin gücü özel ödülünü verdik. Doğal olarak Türkiye'mizin son 20 yılına damgasını vuran, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun iktidarda kalan siyasetçisi olan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak şu anda da hizmet eden, çok değerli devlet büyüğümüz, MÜSİAD'ımızın da şeref üyesi Sayın Cumhurbaşkanımıza Türkiye'nin gücü özel ödülünü takdim ettik. Kendisi de duygulandı. Özel filmler de hazırlamıştık. Bugüne özel sözü ve bestesi ilk defa kamuoyuyla paylaşılan Yan Yana isimli bir bestemiz de oldu. Bununla beraber Türkiye'nin bütün mozaiğini anlatan efendim Karadeniz folklor ekibi, Ege zeybek oyunları, Güneydoğu halayları gibi böyle çok renkli görüntülerinde, sahne şovlarında oldu. Güzel bir gün yaşadık. Bunun yanında dediğim gibi 9 branşta ödül verdik. Bunlar Kadının Gücü ödülünde Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okya'ya verdik. Bunun yanında Sosyal Sorumluluğun Gücü Ödülü'nde Dilruba Evleri projesiyle Hatice Dilruba Hanım Efendi'ye verdik. Bunun yanında Üretimin Gücü Ödülü'yle Tosyalı Holding Sayın Fuat Tosyalı'ya ödül verdik. Çok büyük hem yurt içi yurt dışı yatırımları olan bir sanayicimiz. Bunun yanında Girişimin Gücü Ödülü noktasında Getir'e verdik. O da çok başarılı. Yurt dışından bu noktada yatırımlar alıyor. Ülkemizi 4 kıtada çok başarılı bir şekilde temsil ediyor. Avrupa'da, İngiltere'de, Amerika'da ona ödül verdik. Bunun yanında Dönüşümün Gücü Ödülü'nü Türkiye'de ilk sanayi robotunu yapan Altınay Robot Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay Bey'e verdik. Bunun yanında efendim basına verdik. Basının Gücü Ödülü'nü doğru. Basının Gücü Ödülü'nü Dünya Gazetesi'nden Hakan Bey'e verdik. O da 41 senedir güzel bir çizgi tutturuyor. Basına verdik. Böyle unutmuş da olabilirim belki günün heyecanıyla. Dolayısıyla kendi dalında çok başarılı olan iş adamlarımıza, sanayicilerimize, efendim sosyal ve kültürel alanda da ülkemize emek veren insanlarımıza ödüller verdik. Dolayısıyla marifet iltifata tabidir. Hakikaten bu tarz başarılı insanlarımızı biz artık belli periyotlarla her sene mi olur, iki sene mi olur tekrar yönetim kurulumuzda şey yapacağız. Ama bunları ödüllendirmek ve kamuoyunun önüne çıkarmak gerekiyor. Bunlar ülkemize çok değerli hizmetler yapan insanlarımız. Tam da MÜSİAD'ın kuruluş gününde böyle anlamlı bir ödül gerçekten bizim için de çok güzel oldu. Katılım da çok iyiydi. Salon hınç çağış doluydu.
hatta büyük salon olsaydı orayı da doldurduk. Çünkü biz dün akşam itibariyle kayıtları kapattık. Artık üyelerimize gelmeyin dedik. Dolayısıyla hem yurt içinden hem yurt dışından gelenler oldu. Bakanlarımız geldi. Sayın Nurettin Nebati, Sayın Mustafa Varank. Çok değerli bürokratlarımız, iş adamlarımız ve üyelerimiz geldi. Dolu dolu bir gün yaşıyoruz bugün. Efendim çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Evet Erencan Umut, konuğumuz MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'ydı. Şimdilik aktaracaklarımız buradan bu kadar. Evet, muhabirimiz Tuğba Açıcı'ya değerli katılımından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi Marbaş Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Ensari Yer'e dönüyoruz. Ensari merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Umut Bey. Şimdi Borsa İstanbul'a istersen başlayalım. Çünkü şöyle baktığım zaman sabah saatlerinde aslında bakarsan sürpriz diye tabir edilebilecek ölçüde pozitif bir açılış yaşanmışken an itibariyle hafif montanlı bir negatife doğru dönmüş gibi bir durum var. Ama baktığımız zaman da hem Amerika hem de Avrupa tarafında daha sert bir satış baskısı olduğunu görüyoruz. Şimdi teknik olarak mevcut geri çekilmenin devam etmesini beklememiz gerekiyor mu? Hangi seviyeleri takip edelim sence? Özellikle yerel piyasa anlamında baktığımızda çok ciddi boyutta bir geri çekilmeyi biz yerel piyasa içerisinde bir şeyle tam manasıyla bağdaştırmıyoruz. Ancak uluslararası piyasalara baktığımızda özellikle Nasdaq tarafı olsun, yani ABD tarafı olsun, Avrupa tarafı olsun ve Asya tarafı olsun, bu tarafta gelen satış dalgasıyla birlikte bizim piyasamızda belli bir oranda etkileniyor. Ancak tam anlamıyla biz bunu yine bizim tarafta da hissetmiyoruz. Yani şu anda piyasa aslında bir karar aşamasında. 2408 destek seviyesini aşağı yönlü kırıp satış boyutuna mı geçecek? Veyahut da 2470 direnç seviyelerini kırıp bir önceki zirve noktası olan 2560 seviyelerin üzerinde kalıp yoluna devam mı edecek? Sorgusu içerisinde aslında piyasa. Ancak 2560 seviyeleri, yani bir önceki direnç noktaları kırılmadan, üzerinde kalıcı olmadan biz piyasaya çok ciddi boyutta alım iştahıyla bakılmamasını öneriyoruz aslında. Yani buraların üzerinde kalmasıyla daha ciddi boyutta piyasa güzelleşebilir. Ancak bunun yanında ekstra bir pozitif etki edebilecek unsur var. Bu da piyasa içerisinde enflasyonist ortamın hakim olması ve bunun bilançolara çok ciddi boyutta yansıması ve bilançosal anlamda hisse fiyatlarının tam anlamıyla fiyatlanmaması, bu açıdan da biz piyasaya pozitif etki edebilecek unsur olarak burayı görüyoruz. Kaldığımız yerden piyasanın devam edebilmesi için özellikle yurt dışı taraftaki vadelerin, VIX korku endeksinin ve birçok endeksin toparlanması ve yurt dışı piyasalarda piyasanın en riskli olan araçlarına olan iştahın gelmesi gerekiyor Umut Bey. Şayet böyle bir hareket gelirse de piyasalarda bir toparlanma içerisinde olunabilir. Ancak şu anda nötr bakış açısıyla piyasayı izlememiz gerekiyor. 2470'te bir günlük kalıcılık zaten buralarda kalamıyor. En sağlam bakış açısıyla da 2560 üzerindeki bir önceki zirveyi kırıp yoluna devam etmesiyle pozisyon açmak aslında piyasa tarafında daha mantıklı olacak. Çünkü şu anda öyle bir algı da var ki piyasada yatırımcılar tarafından, 2408 korkusunu yaşayacaklarına, 2560 direncini geçip de pozisyon açayım tarzında bir bakış açısıyla piyasayı izlemeleri onlar için daha iyi olacaktır Umut Bey. Peki şimdi son dönemde aslına bakarsan pozitif ayrışmamız son buldu. Yani bu yorum yapmak aslında çok da sürpriz olmamalı. Çünkü malum Ukrayna-Rusya savaşı ile beraber ciddi anlamda dış dünyadan pozitif ayrıştık. Ve bunu da genel itibariyle enflasyondaki yükseliş hareketine bağladık ki sen de az önce bunu net bir şekilde dile getirdin. Peki önümüzdeki dönemde her ne kadar Amerika ve Avrupa, yani küresel ölçekli hisse senetleri endeksleri satış baskısı altında kalırsa kalsın, bizim pozitif ayrışmamız önümüzdeki dönemde devam eder mi? Etmesini bekliyor musun? Yeni rekorları görme ihtimaliniz var mı sence? Benim düşüncem tabii ki de var. Çünkü baktığımızda evet enflasyon belki de belli bir oranda, yani bu yılın, bu yıl içerisinde yaz aylarının itibaren gelmesiyle birlikte enflasyonist anlamda belki zirve rakamları gördük. Ancak dolarizasyon anlamında baktığımızda hisse fiyatları gerçekten çok ciddi manada ucuz ve yabancı doğru. Yatırımcı anlamında baktığımızda %37-36 seviyelerinde olan bir yabancı rakamıyla endeks şu anda 2500 rakamları gördüyse, tabii ben buraya yine enflasyonist durum ve piyasada yerel yatırımcıların birçoğunun pozisyonlarını nakit anlamında daha çok hisse senedine çevirmesine de bağlıyorum. Buranın üzerinde kalıcılıkla birlikte, yeni gelen bilançolarla birlikte belli bir oranda da ekonomik anlamda toparlanma gerçekleşirse ve yabancı yatırımcının da %37 değil de bir önceki senenin
rakamlarına gelmesiyle, yani %45 yabancı rakamları veya %47 yabancı rakamlarına gelmesiyle birlikte yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini ben Borsa İstanbul tarafında düşünüyorum. Peki yabancı yatırımcının gelme ihtimalini nasıl görüyorsun? Çünkü senin de dediğin gibi yani %37, %36'lara kadar geri çekilmiş bir yabancı takas oranı var. Aslına bakarsak biz bize kalmışken Borsa İstanbul'da yükseliş hareketinin daha da sertleştiğini görüyoruz. Peki önümüzdeki döneme ilişkin yabancının yeniden güçlü sayılabilecek bir talep göstermesini bekliyor musun hisse senetlerine? Tabii ki de ancak şu 8 aylık yani bir 4 çeyreklik dönem veya 3 çeyreklik dönem boyunca ben çok ciddi boyutta bir katılım olacağını düşünmüyorum. Bunu da ekonominin ve siyasetin durumuna bağlıyorum. Bu konuda böyle bir bilgi verelim. Evet. Şimdi son dönemde tabii ki dolar endeksinde de sert bir yükseliş hareketi yaşanıyor. Yani çok uzun evet. bir süre sonra ilk defa 104 seviyesinin üzerini test eden bir dolar endeksi olduğunu gördük. An itibariyle 103.65 seviyesinden geçiyor. Gerçi 104'lerin üzerinde kalıcılık sağlanmasıyla beraber 110-115 bandına kadar yükselme ihtimalinden bahsedilen bir dolar endeksinden bahsediyoruz. Diğer tarafta baktığımız zaman Amerikan 10 yıllıklarına bakıyoruz. %3.20 seviyelerin üzeri dahi test edildi. Tabii ki tüm bu fiyatlamalar özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerine de negatif olarak yansımış durumda. Biz özellikle dolar TL bazında konuşmak gerekirse 14.80-14.90 seviyeleri bir türlü aşamayan ya da aşılmasına pek izin verilmeyen bir dolar TL ile karşı karşıya kalmıştık. Ama an itibariyle 15.05 seviyelerinin üzerinde fiyatlanıyoruz. Yani 15 seviyesinin üzerinde bir fiyatlama söz konusu. Nasıl değerlendiriyorsun dolar TL'yi? Özellikle DXY'ye baktığımız zaman şu anda bu Nisan 2016 seviyelerine gelmiş durumda. Ancak şu anda tam anlamıyla 104 seviyelerinin üzerinde kalıcı olamıyor. 103.5, 103.6'lara falan gerilediğini de ekstra olarak görüyoruz. Ancak genel olarak baktığımızda önümüzdeki çarşamba günü olması lazım. Çarşamba günü itibariyle ABD tarafındaki TÜFE verilerini alacağız. Ekstra olarak baktığımızda Perşembe günü de TÜFE verileri gelecek. Yani bu çerçevede baktığımızda evet genel konjonktürde ciddi boyutlu bir enflasyonist ortam var. Enflasyon durumu da var. Bu açıdan da ABD tarafında bir sonraki faiz toplantısında Fed'in tekrardan bir 0.50 bas puanlık faiz arttırmaya gideceği yönünde söylemler var. 0.25'in biraz sert olacağını bu evet, Marbaş Menkul Değerler yatırım uzmanı Ensari Yer'le sohbetimize devam ederken ufak çaplı bir teknik aksaklık oldu. Sanırım bağlantıda bir sorun oluştu. Evet, şu anda fiyatlamalara da genel itibariyle baktığımız zaman Borsa İstanbul tarafında 2457 seviyesinde işlemler geçiyor ve Ensari Yer'le de bu konuyu değerlendirdik. Özellikle küresel ölçekteki satış baskısıyla beraber Borsa İstanbul'da da yine negatif bölgede işlemlerin oluştuğunu takip ettiğimizi kendisi de dile getirdi ama yüksek bir enflasyon ortamı olduğu için küresel ölçekte değil daha çok yerel ölçekte yüksek bir enflasyon oluşması sebebiyle Borsa İstanbul'da yükseliş hareketinin devam edebileceğini kendisi ifade etti, beyan etti. Ve baktığımız zamandaki özellikle de Borsa İstanbul tarafındaki yükseliş hareketinin yeni rekorların kırılabileceğine de açıklık getirdi kendisi. Ve bunun da yine yüksek enflasyonist ortamla beraber olduğunu, dolar bazlı bakılması gerektiğini ve dolar bazlı bakıldığında da yine fiyatlamaların, değerlemelerin oldukça ucuz olduğuna dair de kendisi yorumda bulundu. Zaten fiyatlamalara baktığımız zaman da Borsa İstanbul tarafında da yine artı bölgeye dönme çabaları olduğunu görüyoruz. Evet, Marbaş Menkul Değerler yatırım uzmanı Ensari Yer'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ensari, küçük bir kesinti oldu. Sen istersen kaldığın yerden devam et. Buyur, söz sende. Evet, dediğimiz gibi bir sonraki toplantıda da özellikle FED tarafında 0.50 bas puanlık bir artış gündemde. Bu da gelişen ekonomiler açısından gelişen ekonomi para birimlerini çok ciddi boyutta olumsuz anlamda etkilemesi bekleniyor. Zaten doların da ekstra müdahale araçlarıyla müdahale edilmeseydi şayet biz burada dolarda bu seviyelerinde çok ciddi boyutta durağan olacağını düşünmüyorduk. Yani biraz daha ilerleyebilme ihtimali vardı. Çünkü diğer ekonomilerdeki para birimleri tartısında doların çok ciddi boyutta da güçlendiğini görüyoruz. Yani ABD'nin yapılan FED tarafından artırımlarla birlikte
paranın aslında merkeze çok ciddi boyutta hızlı bir şekilde döndürülmesi de isteniyor. Bu açıdan dediğimiz gibi biz bu rakamları görüyoruz. 4-5 senedir görmediğimiz rakamları test ediyoruz DXY tarafında. Şayet 104-105 dolarlar seviyesinde kalırsa biz burada tekrardan yine aynı şekilde sizin de belirttiğiniz gibi ilk olarak 109-110 dolarları görebilme ihtimalimiz var. Ancak bunun gerçekleşmesi için ilk olarak biz 105'lerde belli bir oranda kalmamız gerekiyor. Ve bunun üzerine kalıcılık sağlanırsa bu rakamlara gidileceğini düşünüyoruz. Tabii bizim tarafta da belli müdahaleler elbette ki olacaktır ve şu anda da oluyor. Zaten dolar TL grafiğinde de buna hep birlikte şahit olabiliyoruz. Bu tepkiyle alakalı FED tarafında 0.50 bas puanlık bir arttırım sinyali verildiğinde bizim tarafta 10 ya da 15 kuruşluk bir tepki oldu. Ancak bu en az 50 kuruşluk veya 70 kuruşluk bir tepkiye neden olmasını ben beklerdim. Ancak dediğim gibi şu anda merkez tarafından veya hazine tarafından ekstra müdahalelerle dolar tarafının tutulması bekleniyor ve yeni müdahale araçlarıyla da burada bir baskılama oluşturulmaya çalışılıyor. Ama dediğim gibi ne kadar baskılanma yapılsa da yine dolar şu anda sıkışıyor. Sıkışan bir şey çok ciddi boyutta gerildiğinde bunun ileri yatması daha da tetikleyici olacaktır. Bu açıdan belli bir oranda da dolar tarafında özellikle Merkez Bankası'nın da dikkatli olması gerektiğini de bildirmek istiyorum. Bunun dışında baktığımızda 15 liranın üzerinde kalıcı olduğu sürece 15 lira 70 seviyelerinin dolar TL tarafında gelebilme ihtimaline karşı da ekstra buradan belirtelim. 21 günlük ve zaten burada 7 günlük hareketli ortalamalarında üzerine şu anda 60 durumundayız ve FIBO olarak da 15-26'lar gözlemleniyor. 15-26 üzerinde kalıcı olursa dediğimiz gibi benim ilk beklediğim rakamlar 15 lira 70 kuruşlar. Ancak merkezin büyük ihtimalle tekrardan bir müdahalesi olabilir diye düşünüyoruz. Bu açıdan da objektif tam anlamıyla bir yorumda da bulunamıyoruz. Çünkü farklı müdahaleler de gerçekleştiği için dolar tarafında bunun da etkisiyle birlikte geri çekilme veya ileri yönlü hareketler olabilir. Ancak dediğim gibi şu anda dolar TL tarafı güçlü durmaya devam ediyor. Evet, zaten dolar endeksindeki yükseliş hareketiyle beraber sadece dolar TL üzerinde değil, diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinde de dengeli bir değer kaybı var. Yani hani dolar TL ne kadar 15 seviyesi üzerine çıkmış gibi gözükse de ki şu anda 15.06 seviyesinde ama diğer gelişmekte olan ülke para birimleriyle paralel pozitif bir fiyatlama, yani pozitiften kastım paralel bir fiyatlama olduğunu da söyleyeyim. Yani herhangi bir negatif ayrışma an itibariyle söz konusu değil. Şimdi tabii ki dolar endeksinden bahsediyoruz. İstersen senin FED'e ilişkin beklentilerini de almak istiyorum. Çünkü zaten şu anda da son dakika haberi olarak da aşağıda da geçiyor. Atlanta FED Başkanı Rafael Bostic yapmış olduğu açıklamada 50 bas puandan daha büyük faiz arttırımlarına ihtiyacı görmüyorum dedi. Zaten son FOMC toplantısı ve ardından Başkan Powell'ın yapmış olduğu konuşma açıklamalarda da yine 75 bas puanlık faiz arttırımına ilişkin bir senaryomuz yok dedi. Yani masada bu minvalde bu oranda bir faiz arttırımı yok açıklamasında bulunuldu. Tabii bu açıklamalar eleştiriliyor. Yani Muhammed El Eryan tarafından eleştiriliyor. Eski FED bölgesel başkanlarından Clarida tarafından eleştiriliyor. 75 bas puan ya da işte 50 bas puanın üzerinde daha sert, daha radikal bir duruşun dışlanmaması gerektiğini dile getiriliyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani evet, hem Powell hem de işte az önce dediğimiz gibi Atlanta FED Başkanı Rafael Bostic 50 bas puanın üzerinde bir faiz arttırımına gerek görmediklerini dile getiriyorlar. Fakat bu anlayışın önümüzdeki dönemde değişmesini bekliyor musun? Yani 50 değil de 75 bas puanlık faiz arttırımına gidilmesi gerekecek bir döneme, dönemin bizi beklediğini düşünüyor musun? Yani önümüzdeki iki toplantı içerisinde ben doğrudan 0.75 bas puanlık veya 100 bas puanlık bir artırım geleceğini düşünmüyorum. Evet. Çünkü baktığımız zaman özellikle Avrupa tarafında gelecek enflasyon verilerinde de bir geri çekilme meydana gelmesi bekleniyor. Yaz aylarının girmesiyle bir toparlanma var ve toparlanma beklentisi içerisinde küresel piyasaların birçoğu da. ABD tarafında alacağımız enflasyon verileri de bunu gösteriyor. Yani doğrudan bir ayrışma var mı piyasada? Evet, bir ayrışma var. Yani bu arttırımın 0.75 bas puan arttırım olmasını bekleyenler de vardı, olmasını isteyenler de vardı. Bunun 0.25 bas puan arttırım olmasını isteyenler de vardı. Ben en ideal kararın 0.50 bas puan olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki toplantıda ve ondan sonraki toplantıda da 0.50 bas puanlık piyasanın
istediği rakamı verilmesi gerektiğini savunanlardanım ben. Yani piyasa 0.25 bas puanlık arttırım istiyorsa 0.25 puanlık arttırım, 50 istiyorsa 50, 75 istiyorsa 75 bas puanlık arttırım verilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Ama bir önümüzdeki iki toplantı içerisinde de piyasanın 0.75 bas puanlık arttırımı isteyeceğini ben düşünmüyorum. Yani 0.50 veya 0.25 bas puanlık arttırımların ideal ve yeterli olabileceğini düşünüyorum. Genel olarak baktığımızda evet 0.50 bas puan arttırım yapılmalı veya diğer başkanların söylediği gibi 0.75 bas puanlık belki de arttırım yapılmalı ama bu küresel ekonomideki etkisi ABD ekonomisine nasıl olacak soruları da kafalarda soru işareti bulunduruyor. Bu yüzden ben çok sert arttırımlar geleceğini düşünmüyorum. 0.50 bas puanlık arttırımla devam ederiz diye de düşünüyorum Eren Bey. Peki Enser, şunu da sormak istiyorum. Bir noktada resesyon tartışmaları var, stagflasyon tartışmaları var. Bu durum tabii ki yurt içi tarafı da ilgilendiren, yani Türkiye'yi de ilgilendiren bir unsur. Tabii ki resesyon daha çok Amerika için kullanılıyor. Neden? Çünkü şu anda baktığımız zaman herhangi bir şekilde resesyon sinyali yok. Ki son konuşmada Fed Başkanı Powell da resesyon sinyali noktasında işsizlik oranında bir artış görülmesi gerektiğini dile getirmişti. Ama işte hatırlayalım, daha geçtiğimiz hafta Cuma günü tarım dışı istihdam datası güçlü geldi. Beklentilerin ötesinde bir data ile karşılaştık. Ama önümüzdeki döneme ilişkin, yani önümüzdeki iki yıla ilişkin resesyon ihtimalinden bahsediliyor. Ama ben daha çok stagflasyon ihtimalini ve bunun da Avrupa Merkez Bankası'nın atacağı hamleyle alakalı bir soru sormak istiyorum. Çünkü tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'da da ciddi anlamda yükselen bir enflasyon var. Fakat stagflasyona daha yakın bir bölge olmasından dolayı Avrupa tarafının Avrupa Merkez Bankası'na yatırımcıların daha fazla odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani bir noktada yüksek enflasyon, bir noktada stagflasyon senaryosunun ciddi anlamda konuşulduğu bir ortam. Sence Avrupa Merkez Bankası bu yıl içerisinde faiz arttırımına gider mi? Çünkü üyelerin genel itibariyle Temmuz ayına ciddi anlamda bir işareti, bir sözlü yönlendirmesi var. Tabii Avrupa tarafında bir artırma gidilme ihtimali var ancak şu anda doğrudan bunu sürekli gündem içerisinde tutmuyorlar. Ara ara söylemlerde bulunuyorlar. Ekonomik durum o kadar karmaşa içerisinde ki stagflasyon mu resesyon mu olup olmadığı ile alakalı. Evet, bir yandan büyümeler devam ediyor, bir yandan fiyatlar çılgınca artmaya devam ediyor. Baktığımızda gerçekten ciddi boyutta sorunlar olduğunu görüyoruz. Bizler de artık yani bunları açıklama noktasında ciddi boyutta karmaşa içerisinde olduğunu görüyoruz. Ben resesyon ihtimali olduğunu da düşünmüyorum. Stagflasyon ihtimalini de çok ciddi boyutta düşünmüyorum. Yani küresel ekonomi içerisinde ancak bölgesel olarak bunları tabii ki de belli bir oranda ayırabiliriz. Bizim tarafta da yurt içinde de çok farklı durumlar var. Yani bu tarafla alakalı çok ciddi boyutta büyük bir yorum yapmak aslında istemiyorum. Yani çok ciddi boyutta bu tarafta da yanılabileceğimizi de belirtmek istiyorum. Ama genel olarak konjonktürel anlamda ben ilk 6 aylık dönemde çok ciddi boyutta bir resesyon ihtimalinin dünya konjonktüründe olacağını Eren Bey düşünmüyorum. Çünkü baktığımızda ekonomilerde büyüme belli bir oranda devam edecek gibi de ekstra olarak gözüküyor bu 6 aylık dönem içerisinde. Yani belli bir toparlanma gelecek çünkü biz ciddi boyutta bir kötü senaryoyu gerçek anlamda yaşadık. Hem bu doğrudan bitecek anlamına da gelmemeli. Bir önceki yayınımızda da biz bunu belirtmiştik. Kış aylarının girmesiyle birlikte çok ciddi boyutta bir toparlanma gelmezse küresel ekonomi içerisinde, bu hem tarım tarafında hem emtialar tarafında hem sanayi tarafında, özellikle Avrupa tarafındaki doğalgaz veya genel konjonktürde küresel piyasalardaki petrol tarafında bir toparlanma gelmezse bunun ciddi boyutta tüm ekonomilere olumsuz etkisi olacaktır. İşte burada ekonomik büyümenin belli bir süreliğine negatif aşağı yönlü resesyon ihtimallerinin de düşünülebilir olmasını ben de ekstra olarak düşünüyorum. Ama şu anda bir iki çeyrek daha piyasalarda çok ciddi boyutta bir olumsuzluğun olacağını düşünmüyorum. Evet, enflasyon var mı? Enflasyon olacak büyük ihtimalle. Bunun dışında işsizlik oranları ABD tarafında evet diyoruz ki bir stagflasyon durumu olabilir mi diye düşünüyoruz. Yani burada işsizlik oranları artıp fiyatlar hızlıca yükselebilecek mi söylemleri var. Evet,
Burada işsizlik oranlarında bir geri çekilme var. Fiyatlarda da hızla bir yükselmenin 6 aylık bir dönem içerisinde yavaşlayacağını düşünüyoruz. Yani bu yorumların birçoğunu bu 6 aylık dönem için rafa kaldırmamız gerektiğini ben düşünenlerdenim. Ondan sonra resesyon ihtimali de, stagflasyon ihtimali de piyasalarda daha konuşulabilir bir durum olabileceğini ben düşünenler arasındayım. Evet, Marbaş Menkul Değerler yatırım uzmanı Ensar Yere değerli katılımından dolayı çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tamam. Evet efendim, yatırım dünyasının bugünlük sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.